Nisa suresinin 103. ayeti, namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir farz oldu demektedir. Hadis-i şerifte, Allahü Teala her gün beş vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak her gün beş vakit namaz kılanı cennete sokacağını Allahü Teala söz verdi. Buyuruldu. Namaz ibadetlerin en kıymetlisidir. Hadisi i şerifte, namaz kılmayanın, İslam'dan nasibi yoktur, buyuruldu. Mişkat'te ve künüz-ü ve sahihayn'de ve halebi'de bildirilen hadisi i şerifte de, insan ile küfür arasındaki fark, namazı terk etmektir, buyuruldu. Bunun manası, insan ile küfür, ayrı ayrı iki varlıktır. İkisini birleştiren yol namaz kılmamaktır. Aralarından namaz kılmamak kalkınca yani bir insan namaz kılarsa bu insan ile küfür arasında yol kalmaz. İkisi birbiriyle birleşmez. Bunun manası küfür bir özelliktir. Kendi kendine bulunmaz. Bazı insanda bulunur. Küfür bulunan insanda namaz kılmamak vardır. Küfür bulunmayan insanda namaz kılmamak yoktur. Küfür bulunan insanla küfür bulunmayan insan arasındaki fark namaz kılıp kılmamaktır demektir. Bu hadis-i şerif insan ile ölüm arasındaki fark nefes almamaktır sözüne benzemektedir. Ölüm bulunan insan nefes almaz. Ölüm bulunmayan insanda nefes almamak yoktur nefes almamak bulunan insanın ölü olduğu anlaşılır. Bu hadis-i şerif, namaz kılmakta tembellik edenleri şiddetle korkutmaktadır. Namaz kılmak, Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek, onun karşısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan kimse, hep iyilik yapar, hiç kötülük yapamaz. Nefsine uyanın namazı sahih olsa da, bu meyvelerini veremez. Her gün beş kere, Rabbinin huzurunda olduğuna niyet eden kimsenin, kalbi ihlas ile dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket, kalbe ve bedene faydeler sağlamaktadır. Camilerde cemaatle namaz kılmak, Müslümanların kalplerini birbirlerine bağlar. Birbirlerinin kardeşleri olduklarını anlarlar. Büyükler, küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur zenginler fakirlere ve kuvvetliler zayıflara yardımcı olur. Sağlamlar hastaları camide göremeyince evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır. Hadis-i şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Akıl isen kıl namazı, çün saadet tacıdır. Sen namazı öyle bil ki, müminin miracıdır. Kurretülü Uyun kitabındaki hadis-i şerifte buyuruldu ki: Namazı özürsüz kılmayan kimseye Allahü Teala 15 sıkıntı verir. Bunlardan altısı dünyada, üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üçü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan altı azap: 1. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2. Allahü Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. Bu hadisi şerif gösteriyor ki farzları vaktinde kılmayanların sünnetleri kabul olmaz. Yani sünnetlerine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6. Müslümanların iyi dualarının buna faidesi olmaz. Ölürken çekici azaplar, 1- Zelil, kötü, çirkin can verir. 2- Aç olarak ölür. 3- Çok su içse de, susuzluk acısıyla ölür. Kabirde çekici acılar, 1- Kabir onu sıkar, kemikleri birbirine geçer. 2- Kabri ateşle doldurulur gece gündüz onu yakar. 3. Allahü Teala kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün beş namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekeceği azaplar 1. Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. 2. Allahü Teala onu kızgın olarak karşılar üç, hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Geçirme ömrünü mümin, sakın ki kıylü kal üzere. Sözün manasını anla, ne yürürsün hayal üzere. Bu dünyanın süslerine aman aldanma ey gafil. Buna her kim gönül verse, geçer ömrü melal üzere. Bir dikkatli nazar etsen, bu dünya ehline canım. Kazanırlar para daim, bunlar cenk ve cidal üzre. Bu dünyaya neler geldi, ben diyenler geçip gitti. Bilmeli bu fani mülkü, yarattı hak zeval üzre. Kaçarsan arkandan gelir, kovalarsan yetişmezsin. Ki dünya gölgeye benzer, denildi bu misal üzere. Akıllı olan bir kişi, gönül vermez bu dünyaya. Düşkün olmaz ondan yana, bilir onu kemal üzere. Bir kalp dünyaya bağlansa, ibadet zevkini duymaz. Onun için zati bu şiiri getirdi hasbi.